Siyaset iyice ısınıyor, aday adayları ortaya çıkmaya başladı ve biz de bu akşam stüdyomuzda bir canlı yayın konuğumuz var. Anketleri konuşacağız bu konuda. Edirne Gündemi programının yorumcu gazetecisi Adem Özsoy şu anda canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Zaman zaman dil sürçmeleri yaşayabiliyoruz. Evet, adayların çok bunlar herhalde ona dikkat ettim. Böyle kilitleniyoruz, belki günün yorgunluğundan vallahi olsa gerek. Valla ilk defa haberlerde sizi böyle görüyorum. Diliniz sürçte de adayların çokluğundan mı olsun yoksa yokluğundan mı olsa gerek diye söylüyorum. Belki de yorgunluktan diye. Olabilir. Halk röportajlarını da izlediniz. Edirnelilerin görüşleri, aday adaylarını tanımıyorlar. Siz ne diyorsunuz? Vallahi biz de sokakta dolaşıyoruz. Gerçekten aday adaylarını şu anda tanıyan yok. Sadece partililerin bir kısmı, her partide hangi parti olursa olsun kendi adaylarını bilebiliyor. Ama şu anda partililerin üyesi bile kimin aday olduğunu bizden öğrenmek istiyorlar. Yani sokakta çıkan sizler gibi, bizler gibi tüm vatandaşlarımızdan bunu soruyorlar. Ya bizim partide kim adaydı? Sizin partide kim adaydı gibilerde birbirine sorular soruyorlar. Bu tabii bir handikap. Sonra da zaman zaman da vatandaşlarımız diyor ki biz kimi seçeceğiz? Kimi destekleyeceğiz? Veyahut da sonradan seçimler bittikten sonra atamayla ama seçimle geldikten sonra da ya bunu mu seçtik biz? Bunu mu seçeceğiz? Buna mı oy vereceğiz diye halk tedirgin oluyor. Aslında bunun yöntemi Avrupa'da da dünyanın değişik ülkelerinde özellikle Avrupa ülkelerinde modern yerlerde her zaman insanlar en başta küçük kitlelerden başlarlar. Yani mahallesinde, sivil toplum kuruluşlarında, evet, dernek üyeliklerinde bunlar başlar ve medyayı kullanarak başlarlar. Yazılı basın ve görsel basın. Ama günümüzde insanlar okumak için zaman pek ayıramazlar ama bir radyoyu dinlemek kolay olur. Ama televizyonu seyrederek öğrenmek daha farklı olabilir. Biz de dikkat ediyoruz zaman zaman. Haberlerde de görüyorum mesela neden adayları yok televizyonlarda veyahut da işte sizlere sokaklara çıktığınız zaman röportaj vermiyorlar. Çünkü burada gelip anlatabilirler. Kendini anlatan, kendini en iyi şekilde ifade eden kişiler özellikle televizyon kanalında bence 1-0 önde başlıyorlar. Öne gidiyorlar. Vatandaş onun 1- fiziksel görselliğini, 2- konuşma stilini, 3- bilgi becerisini ve yapacaklarını buradan öğreniyorlar. Ama öbür türlü bir broşür dağıtıyorlar ellerine. Bir kağıt alın beni tanıyın. Hasan Ali Mehmet. Ya tamam kardeşim de yani bir seni duyayım diyor. Her yere kahveye gitmeniz mümkün değil. Yani vatandaşlar çıkıyorlar dışarıya veyahut da seçmen adaylar çıkıyorlar dışarı kahveye gidiyor. Edirne'de 24 tane mahalle var. Ve Edirne'de Cumhuriyet Halk Partililerin 3300 üyesi var. AK Parti'nin 7000 üyesi var. Hepsine tek tek ulaşman mümkün değil. Bir kahveye gidiyorsun bir gecede ömrün geçer. Veya bir mahallede sokak propagandası yapacaksın. 10 kişi yapıyorsun. Onlar da seni öyle dinliyor ve böyle dinliyor. Enerji sarf ediyorlar. Ama işte dediğim gibi gazetelere gidip de röportaj verseler, radyoda otursalar, röportaj verseler, televizyona gelseler, burada sizin konuğunuz olsalar, bütün Edirne okuyacak, dinleyecek ve onları görecek. Ama maalesef bunları yapmıyorlar. Sizlerin de çok güzel, hoşumuza gidiyor. Gerçekten de çok beğeniyle izliyor halk röportajlarında. Ama eksiklik var halk röportajlarında. Hala da adayları tanımıyorlar. Gerçekten bunlar herhalde şey görünüyor değil mi? Ayıklama bir görüntü falan değil değil mi? Yani evet, böyle gerçek yani. Evet. Hemen hemen zamanınız yok herhalde. 20 kişiye soruyorsunuz bu soruları. Yöneltiyorsunuz günlük olarak. Bir de istiyorum şu gençlere de gidin. Özellikle üniversite çevresinden gençler acaba ne diyor bu konularda? Gerçekten bu adayları tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı? Onları öğrenmek lazım. Zaman zaman tabii her gün biz çeşitli kesimlerden görüşleri alacağız, ekranlara da yansıtacağız. Geçen akşamki haberlerde de güzel. Mesela Fatih heykelinin nereye taşınması konusunda çok ilginç fikirler çıktı. Yani başkanın düşünmesi farklı ki Sayın Başkan'ı da kutlamak gerekiyor, halka bunu konuyu açtı. Düşünmesi farklı, bilim adamlarının düşünmesi farklı ama bir de sizin uygulama olarak vatandaşa sorduğunuz farklı ve vatandaşın çok güzel önerileri çıktı. Bunlar dikkate alınması. Değerlendirilecektir mutlaka. Tabii bunlar dikkate alınması lazım diye düşünüyorum. Şimdi anket çalışmaları var. Değişik. Son günlerde bir takım anketler dolaşıyor ortada. Yani bunların gerçeklik payı nedir sizce? Ben şöyle tabii ki tabiri caizse her anket kendine göre bir değerlidir ama bazı mesela siyasi partiler de mesela Cumhuriyet Halk Partisi de galiba il ilçe başkanlığı bir anket çalışması başlatmış. Yanlış bir uygulama. Yani Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe başkanlığının böyle bir anket yapma bir lüksü yok. Bir de orada bence buradan da uyaralım il başkanını. Orada TC kimlik numarasını internet üzerinden yapıyorlar. TC kimlik numarasını ve telefon numarasını bize diyor yazın diyor. Kime oy verdiğinizi de belirtin oraya. Şimdi adamın sen bütün kimliğini alıyorsun.
TC kimlik numarasını öğreniyorsun. Sonra sen tıkladığın zaman sen de göreceksin onu, kimin oy verdiğini. Günümüzde de zaten insanlar yüzüne karşı söyleyemiyor. İşte Seyda Hanım, ben sizi destekledim. Peki siz kazanamazsanız Hasan Efendi kazanırsa ne olacak? Hasan Efendi'yle biz düşman olacağız. Böyle bir şey olur mu? Sonra CHP'ye ben şahsen yakıştıramadım. Bu yapmaması lazım böyle bir anket çalışmasının. Ha, bağımsız anket kuruluşları bunları yapabilir. Mesela dün İstanbul'dan heyet gelmişti. Televizyonumuzun sahibi Hasan Yürek Beyefendi ile beraber bir yemek sohbetinde rastladım. Hasan Bey şöyle dedi. Biz Edirne Televizyonu olarak Adem Bey dedi, röportaj yaptıracağız dedi. Halk röportajlarının yanında anket çalışması yaptıracağız. Ama bu tamamen bağımsız ve kimse bilmeyecek. Yani televizyonun sahibinden başka hiç kimse bilmeyecek. Ve sizden rica ediyorum dedi, ama Melih Bey'in programında, ama sizin özel Edirne Gündem programında size bu anket sonuçlarını vereceğim. Siz burada zarfı getireceğim, siz açıklayın. Hiç kimseye dokunmadan, kim ne olursa olsun dedi. Biz dedik Hasan Bey, bu gizli kalacak mı gerçekten? Yani biz de boş duruma, zor duruma düşmeyelim. Hayır dedi. Yani anket çalışmaları programınıza yetiştiği süre içerisinde, Melih Bey de biliyorsunuz çarşamba, perşembe geceleri yerel gündem yapıyor. Biz pazartesi yapıyoruz. Bize gelen bu bilgiler doğrultusunda zarfı getireceğim size dedi. Seyda Hanım haber müdürünüz size takdim etsin. Açın burada. Bütün kamuoyuyla paylaşın dedi. Tamamen ekonomik olarak da ben karşılıyorum. Yeter ki Edirne'li doğru dürüst bilgilensin. Tarafsız bir yayıncılık ilkeliydi. Bakın görün Edirne Televizyonu nasıl bir program yapıyor diye. Ben gerçekten çok hoşuma gitti. Bu hatta içeriği ne olacak diye sorduk. Çok basit sorular dedi. Özellikle adayları tanıyor musunuz? İşte hangi adayı görmek istersiniz? Hangi siyasi partiye oy vermek istersiniz? Gibi çapraz sorularla sorulup, çok önemli bir ünlü bir firma. Firma ismini burada kendisine de zikretmemesini rica ettim. Bize de söyleme dedim. Yani söyleme sırrını dostuna, dostunun dostu vardır gider sırrını söyler dostuna. Siz bile merak ettiniz Adem Bey, siz biliyorsunuz mutlaka dediniz değil mi bana yayından önce? Evet. Hayır, ben daha iyi bilmiyorum. Hasan Bey'e rica ettim, bize de söylemesin, kendisi bilsin. Zarfı burada açacağız, hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ki gerçekten ortaya çıksın Seyda Hanım. Bu akşam da güzel bir programımız var. Hep beraber izleyeceğiz. Ekran başında olacağız. Teşekkür ederim. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, gazeteci Adem Özsoy, ETV Haber'in canlı yayın konu oldu ve devam ediyoruz bültenimize.